haber sektörünüzden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Köy TV ekranlarında yeni bir programla karşınızdayız. Bu akşam işin hakikati biraz da eski göz ağrımızı konuşacağız. Biliyorsunuz solucan gübresiyle ilgili Köy TV ekranlarında birçok platformlarda yıllarca biz mücadele ettik. Şahsımla beraber Köy TV olarak birçok proje yaptık. Solucan gübresine baştan bu tarafa inanan bir insandım. Tabii sonra farklı süreçlere doğru gitti işin hakikati. Sektörü yanlış yöneten birçok adam çıktığı için biz de sektörden desteğimizi çektik tabiri caizse. Ama sonuçta kıymetli bir ürün, kıymetli bir gübre. Yine her zaman biz bu gübreyi konuşmaya, anlatmaya devam ettik. Ama işini düzgün yapan insanlarla, düzgün planlama yapan insanlarla bunu yapmak istedik. Bu akşam da solucan gübresini konuşacağız. A'dan Z'ye solucan gübresiyle ilgili gelinen noktayı, bütün aşamalarını, özellikle gübre maliyetlerindeki anormal artışlar karşısında solucan gübresi bir alternatif olabilir mi? Organik gübrelerde rolü nedir? Buradaki yeri nedir? Bunları hepsini sizler için detaylandıracağım. Konuğum Hastürk Gübre'den Sayın Mehmet Fatih Çelik Bey. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Size teşekkür ediyorum çünkü ben 3 yıldır solucan gübresiyle ilgili program yapmadım. İşin hakikati bir dönüş oldu yani bizim için. Evet. İyi olmuş bizimle döndüğümüz. Evet. Peki, öncelikle biz sizi tanımak isteriz. Mehmet Fatih Çelik'i ve Hastürk Gübre'yi. Bu işe giriş hikayeniz nedir? Buyurun. Mehmet Fatih Çelik, ben çevre mühendisiyim. 2019 yılı Nisan ayından beri de solucan gübresi üretiyorum. Normalde 2013 yılında bunu hobi olarak yapmıştım ama İstanbul gibi bir coğrafyada yeterli alan bulamadığınız zaman tesis kurmak için sürdürülebilirliğiniz olmuyor. Çünkü ham madde farklı bir ihtiyaç. Daha sonra işletmenin kurulması için belli bir alana ihtiyaç var. İstanbul'da bunların hepsini bir arada bulacak yer olmadığı için o zamanlarda bir nadasa çektik kendimizi. 2019 yılına geldiğimizde İstanbul'un Çatalca ilçesinde Kızılcaeli köyünde uygun bir yer bulduk. Hem ham madde temini açısından hem de üretim tesisinin kurulabilmesi açısından yaklaşık 1000 metre kapalı alan, 3000 metre açık olan bir tesisimiz var. Şu anda hali hazırda işletmeye devam etmekteyiz. Organik gübrenin Türkiye'deki yeni yerini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar buna ihtiyaç duyduğunu gördük. Biz de ihtiyaç duyduk. Biz zaten kendi içimizde ufak tefek hobi alanında bağ bahçesi olan insanlarız. Bugüne kadar hep bağımızda, bahçemizde organik solucan gübresi kullandık. Önceden yaptığımız mallardan elimizde kalanlar vardı. Onları kullandık. Şimdi de profesyonel olarak 2019 yılından beri İstanbul Çatalca ilçesinde bunu yapmaya devam ediyoruz. Peki, ürün grubumuzda katı ve sıvı da var herhalde, değil mi? Evet, iki tip ürünümüz var. Katı solucan gübresi, sıvı solucan gübresi. Evet. Peki tabii biraz detaylandıracağız ama şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii biz sektörün geldiği noktayı sizden bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi daha önce, az önce de yayın öncesinde kısa bir sohbette de bunu belirttim. Baktığınız zaman çok ciddi bir furya olmuştu. Özellikle solucan satanlar, önüne gelen, bu işe girenler. Yani bu işi bir sanayi olarak görmeyip işte farklı şekilde bu işe giren insanlar vardı. Ama bildiğim kadarıyla sektör biraz duruldu. Şu anda solucan gübresi sektörün geldiği nokta nedir? Yani biz çevremizde bu işi yapan çok fazla tanıdığımız insanlar yok. Ama sizin dediğiniz gibi belli bir dönemde hızlı bir furya vardı. İnsanlar 30 bin lira para yatırıp her ay 30 bin lira kazanabileceklerini düşünüyorlardı. Bugünkü enflasyonist şartlardan bahsetmiyorum. Biraz kısa yılda zengin olacaklardı. Yani böyle bir şey mümkün değil. Biz yaklaşık 2019'un dediğim gibi Nisan ayından beri sektördeyiz ve çok ciddi bir yatırım maliyeti gerekiyor. Yaklaşık 2 yıl boyunca zaten işletmenize herhangi bir para girişi söz konusu olmuyor. Çünkü bu sistemin kurulması için solucan yataklarının hazırlanması, solucan sayısının artması, prosesin artık üretebilir hale gelmesi minimum 2 yılınızı alıyor. 2 yıl sonunda ancak ben katı solucan gübresi çıkarttım diyebiliyorsunuz. Çünkü bu doğal bir olay. Böyle hani bir ham maddeyi bir yerden sokup bir prosesin içinden arka taraftan direkt belli bir süreçte çıkarmıyorsunuz. Bu bir organik madde. Solucanların çalışma hızı sizin için çok önemli. Burada bu hayvanların belli bir kapasitesi var. Belli bir çoğalma kapasitesi var. Buna uymak zorundasınız. Bu da bir süreç alıyor. Yani bu işi yapabilecek bir girişimcinin minimum 2 yıl, 3 yıl hiç cebine para girmeden işletmesini ayakta tutabilecek kapasitede insanlar olması gerekiyor. Evet. Peki gübreye biraz hızlı bir şekilde giriş yapalım. Solucan gübresinin faydaları nelerdir? Yani çiftçiye sağladığı faydalar, bu gübreyi kullanacak olan çiftçilerimizin elde edeceği sonuçlar neler?
Solucan gübresi bir kere bizim hazırladığımız bir yöntemle söyleyecek olursak, büyükbaş hayvan gübrelerinin ve diğer organik atıklarının kompostlaştırılması sonucunda solucan amamı olarak verilip çıktısı halini aldığımız bir üründür. Organik bir üründür. Biz bu ürünü herhangi bir kimyasal madde falan karıştırmayız. Onu bir kere söyleyeyim. Birçok soru oluyor, toprak var mı diye. Hayır, kesinlikle toprak yoktur içinde. Belli işlemlerden sonra bunu biz toprakta kullanıyoruz. Bir kere topraktaki organik madde oranının yükselmesini sağlar. Çünkü içeriğinde yaklaşık %30-35 oranında organik madde bulunmaktadır. Onun haricinde topraktaki makro mikro elementlerin çözünülerek kök tarafından daha rahat alınmasını sağlar. Köklenmeyi kolaylaştırır. Bitkiye canlı ve parlak bir görüntü verir. İhtiyacına göre daha çok çeşitlendirilmesi gerekebilir ama biz ortalama bir ürün yaptığımız için şu anda toprakları besleriz ve aynı zamanda günümüzde su problemi çok büyük. Su tutma kapasitesini müthiş arttırır topraktaki. Görüyorsunuz şu anda biz yağmur, kar bekleyen bir millet haline dönüştük. Çünkü evet, gerçekten İstanbul'da su durumu kritik. Çok ciddi, yani felaket noktasında biz bugün dağlara günlerde baktım, Bursa'da hiç böyle bir manzara görmemiştim. Yok. Yani kupkuru. Kupkuru çok kötü. Biz yaklaşık 1,5-2 aydır, hatta daha önce de ben geçen yılda bir iki program yaptık. Kuraklığı ya bir felaket diye şey yaptık ama bilmiyorum, Allah sorumuzu ayrılsın. Evet. Dolayısıyla su tutma kapasitesine de ciddi etkisi var. Evet, kesinlikle çok ciddi etkisi var. Kullanımı sırasında da biz genelde toprağın altına bırakılmasını öneriyoruz güneş görmemesi açısından. Şu anda en çok kullanım alanlarımız bizim şeye yönelik, sebzeci potansiyelimiz söz konusu ve hobici. Bunların da genelde uygulamalarını fide dikimi sırasında kök bölgesinden yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sürecin devamında da sıvı gübre kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Biz en son 3 yıldır özellikle fabrika üretimine başladığımızdan beri fabrikada bir hobi bahçemiz var. Bunu düzenli olarak ekiyoruz her yıl. Şöyle söyleyeyim size, bir önceki yılda sıvı gübreyle çok desteklememiştik. Ama en son geçen yıl kullandığımız dönemde katı gübre artı sıvı gübre olarak birlikte çalıştık. Mükemmel sonuçlar aldık. Yani bazı sorular var, hani tek başına yeterli olur mu diye. Tabii ki bu sizin toprağınızın yapısına, bulunduğunuz iklime, hava şartlarına, her şeye bir bağlıdır. Yani bunu da söylemek isterim. Ama belli bir süre kullanıldıktan sonra toprağı aşırı zenginleştiriyor. Ve bu sayede de nasıl söyleyeyim size, tek başına kullanılacak seviyeye getirebilirsiniz. Ama evet, bunu birinci yılda bu sonucu beklemek biraz mucize olur. Evet. Tabii şimdi buna girmeden önce şöyle de yapalım. Siz de biliyorsunuz Türkiye'deki toprakların en büyük problemi çoraklaşma. Evet. İşte organik madde oranı. Baktığınız zaman Karadeniz harici birçok bölgede yok denecek seviyeye geldi. Aynen öyle. Aslında burada solucan gübresinin rolü nedir sorusunun da cevabını vermiş oldunuz biraz da. Kesinlikle. Yani organik madde oranı yüksek bir ürün satıyoruz. Dedim ya, hani %35 civarında organik madde olan bir ürün öneriyorum ben size. Sonuçta %1'in altında organik madde olan bir toprağa bunu verdiğiniz zaman bir zenginleşme söz konusu olacaktır. Tabii kullanımı diğer kimyasal gübrelere göre biraz daha zor olduğu için tercih konusunda şu anda çiftçimiz bunu ikinci planda bırakıyor. Ama bunun kullanımını kolaylaştırmak için farklı formlara falan dönüştürmeye başladık. Peki hareketle şunu sorayım. Şimdi bir kimyasal gübre gerçeği var. İşte bunun evet, yerine özellikle son zamanlarda organomineral gübreler ve yavaş salınımlı dediğimiz mikrobiyal gübreler almaya başladı. Şimdi solucan gübresi kimyasal gübrelere bir alternatif midir? Birinci sorun bu. Yani ben çiftçiyim, büyük arazilerde işte atıyorum ziraat yapıyorum. Baktığınız zaman solucan gübresi daha önceki kavramda şöyle bir anlayış vardı. Ya bahçede, serada, hobi grubunda ağırlıklı kullanılıyor diye. Ama diyelim ki ben bir buğday tarımı yapıyorum. Sallıyorum evet, arpa. Büyük arazilerde ve genelde tarımda kimyasal gübreler bir alternatif midir? Bir de fırfır dediğimiz bizim tarallarla beraber atılma imkanımız var mı? Bu forma getirebildiniz mi siz? Şu anda onunla uğraşıyoruz aslında. Granül form dediğimiz forma evet, çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü diğer türlü toz formunun fırfır dediğiniz ekipmanla atılması mümkün değil. Sarıyor. Çiftçiler bunu atamıyor. %100 alternatiftir diyemeyiz ama bunun için daha derin çalışmalar yapmamız gerekir. Çünkü biliyorsunuz 3 element kullanan kimyasal gübreler daha çok
ön planda. Evet. İşte azot, fosfor, potasyum gibi. Biz bunun için şöyle bir Ar-Ge yapıyoruz. Ham madde girdisini değiştirerek ürettiğimiz gübrede farklı oranlar yakalamaya çalışıyoruz. Yani azot, fosfor, potasyum açısından ayrı ayrı zenginleştirilmiş gübre yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ancak böyle bir şey söyleyebiliriz. Daha çok alternatifidir diye. Ama şöyle söyleyeyim, sıvı solucan gübresiyle yavaş yavaş bu kimyasal gübre kullanan kişiler tanışırsa bir miktar yerini almaya başlayabilir. Evet. Peki, çünkü onun kullanımı çok daha kolay. İlaçlama yapar gibi aynı şekilde. Daha da atılabiliyor. Tabii ki. İlaçlama yapar gibi. Sıvı solucan gübresini koyuyorsunuz ilaç tanklarına. Traktörle ilaçlama yapar gibi atabiliyorsunuz. Peki soru şu. Tabii daha önce de biz bunu birçok platformda konuşmuştuk. Her sıvı solucan gübresi sıvı solucan gübresi değil. Ben değil. Neler gördüm yani solucan gübresi diye. İşin hakikati. Burada iyi bir sıvı solucan gübresinin olması gereken form ve aşamalar veya çiftçi nasıl ayıracak? İyi bir sıvı solucan gübresinden bahsediyorum. Katı bir şekilde toprak mamura katıyorlar evet. Ama gene en azından bazılarıyla biliyor. Yani denemeden ayırt etmeleri çok mümkün değil. Hepimiz bunu analiz ettiriyoruz. Zaten biz bakanlıktan lisans ve tescilimiz var. Evet. Bu tescil süreçlerinde ürünü analize gönderiyoruz akredite laboratuvarlara. Bu laboratuvar sonuçlarını biz etiketin üzerine aktarabiliyoruz. Şimdi kimsenin malına iyi ya da kötü demek çok bizim tarzımız değil. Çünkü denemeden, kullanmadan çok mantıklı olmaz. Biz normalde bakanlığın belirlediği asgari şartları sağlayan ürünleri yapıyoruz. Ha, ben şöyle söyleyeyim, müşterilerimizden dönüşlere bakarak söylüyorum. Kendi kullandıklarımıza bakarak söylüyorum. Sıvı solucan gübremiz şu anda çok etkili. Evet, yani verim artışı alınabilecek seviyede. Bunu biz deneyerek gördük. Sürekli bize işte gönderin, deneyelim. Biz denedik. Biz denedik artık yani. O meşhurdur bizim çiftçi. Ha, yani, bir sene A firmasıyla bir sene B firmasıyla. Herkesinkini denemek istediklerini fark ettik yani. Evet. Sektöre yeni giren arkadaşlara diyorum bak bu işte bir racon vardır nedir? İki sene bedava racon nasıl olacak bu iş? Ya diyorum ki çiftçi bir sene senden alır, bir sene senden alır. Hı-hı. Bir iki üç sene bedavaya getirir. Çünkü sonuçta maliyetler ortada. Bunu bizden fuarda talep eden bir çiftçiye şöyle söyledik. Biri senden biri benden dedi. Ben de sandım ki yani iki dönüm yerim var. Bir dönümünü sen ver bir dönümünü ben alayım. Ben dedim ki elini taşın altına koyup nakliyesini yapıyorsan, kabul ediyorsan bir dönümünün malını ben gönderirim, bir dönümünü de sen satın al. Yo hepsini sen göndereceksin dedim. O zaman sen başka yerden bedava al dedim. Yani hani kıymeti olmaz. Ben ona bedava mal versem gerçekten düzgün denemez yani. Evet. O dediğinizle ilgili örnekler var. Onu ben size yayında sonra anlatırım. Şimdi bir üretim aşamalarına gelelim. Bir mama hazırlama süreci var. Evet. Tabi burada bazıları işte büyükbaş hayvan siz de ana evet. Kadarıyla oradan hazırlıyorsunuz. Ama sebze atığı grubu dediğimiz sera evet. Gruplarından hazırlayanlar da var. İsterseniz burada bu mama hazırlık sürecinden işte solucanın yatakta yerde mi yatakta mı üretiyoruz? Yatakta üretiyoruz. Yatakta üretimi hı-hı. Yapıyoruz. Mesela size göre ben Uğur Hoca'nın kulaklar içindesin Sivas Üniversitesi'nden bakalım ne diyecek bu soruya. Yerle yatak arasında üretimde ne fark var size göre? Ben hiç yerde yapmadım. Evet. Ama yataktakinin şöyle bir güzelliği var mesela bizim solucan ayırmak gibi bir derdimiz olmuyor. Yatağı kurduktan sonra düzgün bir şekilde yemleme yaptığımız zaman yaklaşık 3 ayda falan kazan dolduruyoruz zaten. Biraz da tepeleme süresi 3,5 ayı buluyor. Bir kere solucanın yaşam alanının içinde kalıyor hep. Mamanın içerisinde kalıyor. Yiyor, çıkarıyor. Vücudundaki sıvıyı düzenli bir şekilde aktarıyor. Zaten en üste gelir solucan. Bizim mekanizmalarımız çok iyi. Yani yaklaşık 3 ay sonra kesmeye başlıyoruz diyelim. Ayda 1 ya da 2 kez. Yeme hızına göre değiştiriyoruz onu. Çünkü yazın daha seri tüketim oluyor. Kışın biraz daha yavaş tüketim oluyor. Çok memnunuz. Hani yerdeki yapanları gördüm. Sonuçlarını, analiz sonuçlarını bilmiyorum. Yani ne seviyede işte solucan yiyor, içinden çıkıyor. Yerde ufak tefek denemeler yaptık ama çok ilerleyemedik biz onda. Biz yatakta daha verimli olduğunu evet, düşünüyoruz. Şimdi Uğur Hoca niye dedim? Uğur Hoca'yla bizim konuda şeyimiz oldu. Ben dedim ki hocam yerde bu üretim olmaz. Cemil'cim olur dedi falan filan. Oradan dolayı. Dolayısıyla yani bana göre de çünkü dışarıdan birçok madde ve etken katılma olayı var. Dolayısıyla yatakta çok sağlıklı olması gerekiyor. Yatakta izole bir kere. Evet, yani bir de üretim kolay. Yani çok rahat. Ben mesela mama ya işte yatağın dolum sürecinden sonra bıçağımı çalıştırıyorum. Altta bir araba yapmışız. Arabalı bir sistemimiz var. Bıçak giderken arabanınla bir de gidiyor. Evet evet konveyör demeyelim de metalden bir araç yapmıştık. Bir ileri bir geri gidiyor. Arabayı dolduruyor zaten. Bir kere de yaklaşık 2 tonun üzerinde kesim yapmış oluyoruz biz.
boşaltması da daha kolay, bekletme alanına çekmesi de daha kolay. Bilmiyorum, ben yerde hiç yapmadım yani, o yüzden yerde yapanlara bir şey demeyeceğim. Evet, peki aşamaları konuşalım. Mamayı hazırlamak için bir alanımız var bizim arka tarafta. Normalde büyükbaş hayvan dışkısı bulabilirsek, küçükbaş hayvan dışkısı ve tavuk da karıştırıyoruz ama onu bulmak büyükbaşa göre biraz daha zor oluyor. Bunun haricinde normalde bizim yaptığımız şeyler pazar artıklarını getiriyoruz. İşte semt pazarlarından denk geldiği zaman ve aynı zamanda karayollarının ve belediyenin biçtiği çimler oluyor biliyorsunuz. Onlar da çok organik madde açısından zenginleştiriyor ürünü. Onları da sevk ediyoruz. Bunların hepsini belli bir oranda ama büyük ağırlığı, büyükbaş hayvan dışkısı olmak üzere yaklaşık bizim yöntemlerimizi söyleyeyim. 3-4 günde bir 8 kere karıştırıyoruz. Tabii benim iş makinelerim var zaten. Kepçeyle 8 kere karıştırıyoruz kendimize ait. Ve bu 8 karışımdan sonra mama hazır hale gelmiş oluyor bizim için. Yaklaşık bir ay içerisinde ben solucan yiyeceği mamayı hazır edebiliyorum. Evet. Peki orada fermentasyon süreci önemli değil mi? Yani o işi... O işte 3 günde bir karıştırdığımız zaman çok güzel fermente oluyor. Evet. Yani bir de mevsim çok önemli. Hafiften baharda yaptığınız zaman bunu daha iyi fermente oluyor. Yani yarı fermentasyon seviyesinde oldu mu zaten solucan bunu yiyebiliyor. Ama daha da bu tabii hepsini bir günde tüketemediği için hazırladığımız evet. Mama yeri geliyor 10 tır birden hazırlıyoruz biz. Stok yerimize çekiyoruz ve konveyörle üst kata veriyoruz. Bu süreçte de tabii biraz beklemeye devam ediyor. Ama zamanla mamanın hani solucanın yeme kapasitesi düştüğü zaman hani mamayı artık beğenmemeye başladığı zaman mama biraz bekleyince bazen beğenmeyebiliyor. Onu tekrar taze mamayla bir şekilde karıştırıp solucana verip yemesini sağlamaya çalışıyoruz evet. Tekrar. Devam ediyoruz. Peki orada mama geldi solucana, yedi. Ondan sonra gübre aşaması. Tabii. Mamayı hazırladığımız yatağa seriyoruz. Daha doğrusu hazırladığımız yataktaki solucanın üzerine seriyoruz. Solucan yavaş yavaş yedikçe mamayı biz doldurdukça yukarıya doğru çıkıyor. Bizim yatak yüksekliğimiz zaten 65 santim. 65 santime ulaştıktan sonra biz artık duruma göre kesime geçiyoruz. Evet. Peki şey söyleyeyim. Burada tabii özellikle üretimde bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam ısı ve nem kontrol olayı önemli. Tabii önemli. Oradan nasıl yapıyorsunuz mesela? Oradaki yaptığınız şey nasıl? Ortam nemi hemen hemen %80 civarında olur genelde. Bunun için bizim bulunduğumuz üretim katımız izole zaten. Tesis betonarme mi? Betonarme. Betonarme değil mi? Evet, betonarme. Çatısı da panel sandviçtir. Isı yalıtımı da iyidir. Kışın da çok ısıtmaya gerek duymuyoruz artık. Çünkü bu sene sıcak oldu. Geçen sene bayağı ısıtmıştık. Evet. Bir de zaten ısıtma maliyetleri artık çok yüksek. Biz de o yüzden elimizden geldiği kadar yalıtma yöntemini yapıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim size, dışarıdan ısı alışveriş yapmayacak seviyeye getiriyoruz ya da en aza indirecek seviyeye getiriyoruz. Büyük kapıların önlerine bir şey duvar örüyoruz, kapatıyoruz. Bir tek işte giriş için tek kapı, üretim yerimizde fırınlamaya göndermek için olan alanın kapısı var. Küçük bir kapısı var ve ham maddenin üst kata giriş kapısı var. Başka bir kapımız yok. Bunlar da zaten kullanılmadığı sürece hepsi kapalı. Evet. Kapalı olur. Sıcaklık da kışın da yaklaşık 20 civarında tutmaya çalışıyoruz. Çünkü belli bir seviyenin altına ince solucanların çalışma hızı yavaşlıyor. Evet. Peki bir ısıl işlem süreci var. Biz onu çok tartıştık. Ya bu ısıl işlem, işte solucan gübresinin içindeki maddeleri öldürür mü, o organikliğini kaybettirir mi, kaybettirmez mi diye. Sizin buradaki görüşünüz nedir? Şöyle söyleyeyim size. Isıl işlemi de yapan birkaç kişi gördüm. Biz de yapıyoruz. Nasıl gördün diyeceksin. Ben şimdi tesise girdim, inanılmaz bir yanık kokusu var. Yani ürüne işlem yapabilmek için, ısıl işlem yapabilmek için teknik olarak inanılmaz bir ısı vermişler. Yani hani bakanlık diyor ya 70 santigrat derecede bir saat bekleyecek. O 70'e çıkarmak için ürüne 300-400 santigrat derece ısı vermişler. Bir şey kalmamış orada. Şimdi biz de 70'e çıkarıyoruz ama ben bunu maksimum 110 derecedeyken 70'i buldurabiliyorum. Yani benim kazanımın kapasitesi bir alanın 2,5 metreküp. Şimdi 2,5 metreküp kazana solucan gübresi doldurursanız, onu neyle ısıtırsanız ısıtın 70 dereceye çıkaramazsınız zaten. Olmaz. Çünkü bir türlü hiçbir yer olmayacak. Ben ne yapıyorum? 2,5 metreküp kazanı 1 metreküp kullanıyorum. Evet. Aynı anda hem karıştırıyorum hem ısıtıyorum. Yani malı öldürmeden 70 santigrat dereceye ulaştırıyorum. Zaten bizim o fırından o malı geçirmeden satmamız mümkün değil. Tabii canım, olması gereken o. Aha. Peki. Yani ama dediğim gibi ben gördüm gerçekten yok ediyorlardır.
İçeriye bir girdim yanıyor yani. Yanıyor. Kum gibi çıkmış. Hiçbir şey kalmıyor. 70 santigrat derece çıkardığınızda kum çıkmaz. O 200-300'ü görmüş o. Tabii canım. Yani ben 70'e çıkarıyorum gerçekten. Termometreyi saplıyorum. Bildiğiniz hala üzerinde nemi olan bir mal çıkıyor. Evet. Ama siz 70'e çıkaracağım diye 200-300 derece ısı verirseniz sonuçta inanılmaz bir şey çıkıyor. Yanmış bir şey çıkıyor yani kum gibi. Öyle kum, bir şey yok. Evet. Peki biraz da maliyetlere geçelim. Az önce aslında başta da söyledim. Biliyorsunuz bu ham madde fiyatları, petroldeki evet. yükselmeler, dövizdeki yükselmeler özellikle kimyasal gübre grubunda çok ciddi noktada maliyet artışları getirdi. Kesinlikle. Bu artışlar da otomatikmen çiftçiye yansıdı. Biz daha önceki yıllarda birçok konferansta ben bunu söyledim işte sektörle ilgili. Dedim ki ya bu sektörü düzgün yapanlar, bu sektöre yatırım yapanlar gelecekte altın çağı yaşayacaklar. Çünkü bir, toprakların geldiği nokta itibariyle artık kimyasal gübreyi alamaz noktaya geldi. Çoraklaştı. Evet. Ki bu işin sektörde birçok ağababası olan firmalarla çalıştığım için biliyorum. Bir ton içinde yaklaşık 400 kilosu kullanılabiliyor. 600 kilosu dolgu malzemesi. Yani bunu dolamit koyuyor, işte kum koyuyor. Neyse yani şimdi şeye de anlatmaya gerek yok. Bunu sektördeki bütün arkadaşlar biliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman o zaman da söyledim. Organik ve organik mineral gübre grubu, özel gübre grubu çok kıymetli olacak. Bu fiyatların yansımasından dolayı, maliyetlerin artmasından dolayı bu son zamanda ben bunu da gözlüyorum. Özellikle büyük çiftçi grubu dahil çünkü eskisi kadar kimyasal gübre atamıyor adam. Yani maliyet. Evet. Bu gruplara doğru kaymaya başladı. Burada bu maliyetler ne civardadır? Yani çiftçilerin karşılayabileceği düzeyde mi bu maliyetler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bundan 2 yıl önce kimyasal gübreden daha pahalıydık. Evet. Rakamsal olarak yani. Ama şimdi onun gerisinde kaldık. Ortalama genel geçer gübre gruplarının üzerindeydik ama onun altında kaldık. Zaten enflasyonun çok hızlı yükselişiyle bizim de işletme maliyetlerimiz arttı. Fakat biz geçen yıla oranla ürünlerimize çok az zam yaptık. Yani kabul edilebilirliğini arttırabilmek adına, insanların daha kolay ulaşması adına çok düşük zamlar yaptık. O da nedir? İşletme maliyetlerinin bir kısmını yansıtmadı. Çünkü bizim ham madde maliyetimiz nakliyede en çok girdi sağlıyor bize. Yani fiyatımızı arttırıyor. O yüzden yani önceki yıllara göre kimyasal madde oranında biz düşük bile sayılırız artık fiyat olarak. Evet. Şimdi tabii izleyiciden gelen sorular da var. Onda bakıyorum da bir izleyici şey demiş. Mehmet Fatih Bey'e sormanız mümkün olmuyor. Gübreyi kullandığımızda kaç hasat verimi alabiliyoruz veya hangi periyotlar ile araziyi gübrelemek gerekiyor? Ama siz hangi üründe yapıyorsunuz onu yazarsanız ona göre ben iletirim Fatih Bey'e. Yani hangi üründe kullanacaksınız onu bir sormanızı tekrar rica ediyoruz. Kullanım alanlarına gelelim. Şimdi az önce aslında başlarında bahsettik. Baktığımız zaman ya şöyle bir algı var. Ben buna çok karşıyım. Yani solucan gübresi sadece hobicilerin kullandığı, seracıların kullandığı, bahçelerin kullandığı bir ürün diye. Ama baktığınız zaman ziraatın birçok alanında olması lazım. Kullanım alanları ve nasıl kullanılır buradaki uygulamalar? Şöyle söyleyeyim. Dediğimiz gibi ilk başta saydık hobiciler kullanabilir, seracılar kullanabilir, tarlacılar da kullanabilir. Fakat işte evet. tarlacılar dedim ya bunlardaki en büyük handikapları nasıl atarım, nasıl yaparım şeklinde. O yüzden diyorum ki öncelikli olarak tarlacılara biz sıvı solucan gübresini öneriyoruz. Aynı ürünü sıvılaştırılmış konsantrale getirmiş oluyoruz. Neden? Hem kullanımı çok kolay olsun diye hem de maliyeti daha uygun oluyor bu şekilde. Bunu ne zaman kullanabilirler? İşte her dönem kullanmak zorundalar bir kere. Onu size söyleyeyim. Ha, toprak organik madde bakımından zenginleşmeye başlamasını istiyorlarsa kesinlikle katı madde kullanmak zorundalar. Yani toprağa sürmeden önce, ekimden önce olabilir bu. Çünkü ekimden sonra biraz daha zor olur. Bizim önerimiz güneşle daha az teması. Sürmeden önce gübre atıp sürümde bunu karıştırırlarsa toprakları bir kere organik madde açısından zenginleşecektir. %100 yeterli olacaktır demiyorum tekrar, onu söyleyeyim. Ama zamanla bunun faydasını göreceklerdir. Zaten su problemi yaşadığımız şu günlerde su tutma kapasitesini arttırdıkları anda ürünün canıdır su yani. Su varlığını sağlayacaklar toprakta. Ondan sonra sıvı gübreyi kullanmaları gerekir. Sapa kalkmadan önce diyorlar. İşte kardeşlenmeden önce. Yaklaşık 3 kere kullanmaları gerekiyor tarla bitkilerinde. Ve kullananlar var, verim alıyorlar. %20-25'e yakın artış evet, sağlıyor. İzleyicimiz arpa ve buğdayda kullanıyormuş. Az önce sorduğumuz soru var ya. Hı hı. Kaç hasatta verim alabiliyoruz? Hangi kaç hasat derken ne demek istediğini anlamıyorum.
kullandığımızda kaç hasat verim alabiliyoruz? Her dönem kullanması gerekiyor. Gerekiyor. Tabii ki. Hangi periyotları araziyi gübrelemek gerekiyor? Yani arpa ve buğdayda... Katıda zaten dediğim gibi katıyı üstten atarak bir sonuç alamazlar. Dikimden önce atmalarını tavsiye ediyoruz katıyı. İşte dönüme 80 kilo ve 100 kilo civarında. Biraz fazla gibi gözüküyor ama uzun vadede emin olsun faydasını görecektir bu. Yani bunu az az artırarak da kullanabilir. Çünkü biz bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz. İnsanlar şunu istiyor bizden. Net sonuçlar. Ben şimdi bölgenin iklimini, sizin tohumunuzun kalitesini çok iyi bilemem. O yüzden hani ama şunu söylüyoruz. Toprağımızı zenginleştirecek. Bitkinin topraktan alabileceği diğer mikro makro elementlerin alımını kolaylaştıracak. Su tutma kapasitesini arttıracak. Katıyı dikimden önce kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Sonra buğdayı ektik. Sonra sıvı mı? Kaç defa atıyoruz? 3 defa sıvı atıyoruz. Ne kadar atıyoruz şeye? Dekar başına? Dekar başına 400 milim. 400 milim atıyoruz. Evet. Evet. Çok fazla değil. O yüzden hani sıvının maliyeti kullanılabilir. Evet. Peki solucan gübresi kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Solucan gübresi kullanılması gerekirken bir kere başka bir ürünle öncelikle karıştırılmamasını tavsiye ediyoruz. Karışmıyor mu orada? Yani başka ürünle karıştırılmasını tavsiye etmiyoruz. Bizim evet. Çünkü farklı bir ürün zaten. Birbirine karışınca ne sonuç vereceğini bilmediğimiz için evet. Şimdi karıştırılıp da aksi sonuçlar alabiliriz. Çünkü birçok ürün var. İnsanların neyle onu birlikte karıştırıp karıştıramayacağını bilmiyoruz. Dediğim gibi özellikle damlama sulama olan sistemlerde sıvı gübre kullanıldığı zaman çok fazla verim alacaklardır. Başka ne demiştiniz? Kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir diye. Çiftçi yani, neye dikkat edecek burada? Dedik ya katı gübreyi dikimden önce, sıvı gübreyi de dikimden sonra. Özellikle sebzeler için söyleyelim. Boy atmadan önce, çiçek açmadan önce, meyveye dönmeden önce 3 şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Peki katıyı atıyorken fırfırlatamayanlar nasıl atacaklar? Mesela ağaç başına örneğin orada bir veya işte... Ağaçlarla kullanım biraz daha farklı. Farklı. İz düşümüne attığınız ürünle... İz düşümüne ne yapıyoruz? Metrekaresine. Yani iz düşüm metrekaresine 1 kilo. 1 kilo atıyorsunuz. Onda nasıl diyoruz? Kök bölgesini çapaladıkları zaman, hani kök çapalaması yapıyorlar ya, orada kullanıp kapatmalarını tavsiye ediyoruz. Peki buğday arazilerinde falan katı kullanılamıyor mu o zaman? Nasıl katıyı kullanırlar ama onu neyle biraz atışlar? Daha... onun teknik olarak çalışıyoruz. Bir şey söyleyemeyeceğim onunla ilgili. Yani çünkü atımı ile ilgili problem çünkü var. Çünkü onunla ilgili problem var. Ha daha ilkel yöntemlerle atacak kadar küçük arazisi olanlar belki kullanılır ama büyük arazisi olanlar için pek şey değil dediğim gibi. Sıvı daha mantıklı sanki. Sıvı daha mantıklı ilk etapta. Zaten sonra sıvıdan aldıkları verimi görünce katıyı da kullanmanın bir yolunu arayacaklarına inanıyoruz. Evet. Peki sizin bu granülerle gelmeyle ilgili bir çalışmanız var mı? Var. Yani bir sektörde birkaç firma yapıyordu bunu. Yapıyor. Sonra başka firmalarda da gördük. Biz de biraz örnek aldık. Ya onu önce kaplıyorlardı falan. Ben öyle ya kaplamadan öte ham haliyle şey yapıp işte o aslında granülerle biraz getirdik ama attıldığı zaman dağılmaması da lazım. Evet. Yani onun için kaplama yapan arkadaşlar var. Onları da gördük. Bakalım biz de araştırıyoruz yani. Net bir sonuç almadan onunla ilgili bir şey söylemeyiz. Yani ben çünkü onunla ilgili daha önce bir iki çalışma gördüm. Hatta hangi üniversitede bir üniversiteyle bir çalışma yapılmış şu anda ismi hatırımda yok. Leonardit'le kaplanıyordu. Özellikle o da organik madde. Yani o da organik madde. Ve çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. Ben size şey de anladım. Tabii bizim özellikle çiftçi grubumuzda sıvı gübreyle ilgili bir kullanımla ilgili problem var. Yani yıllardır şöyle sıvı gübreyi biz mesela Karadeniz'de biz Çaykur'un projelerini çektik. Hı hı. 4-5 yıl önce yaklaşık 25-30 tane firma katıldı oraya. Organik çay bahçesiyle ilgili bir proje yapıldı. Orada da medya sponsoru Köy TV'ydi. Hı hı. Tabii çıkan sonuçları yayınlayacaktık. Sonra işin içine farklı şeyler girdi. Klasik Türkiye. Aslında bir ara çayda organik gübre zorunluluğu getirildi falan. Ya şimdi şöyle, orada süreç şöyle oldu. 20 firmayla başladık. 3. biçimde firma 30'a çıktı. İşte 2 biçimle hiç yapmayan firma 3. En son 1. oldu. Farklı şeyler döndü. Yani işin içine farklı işler girdi biliyorsunuz. Biz Türk toplumu olarak böyle şeyi çok severiz. Ben orada şunu demek istiyorum aslında anlatmak istedim. Mesela orada bir firma sıvı ürünleri çok iyiydi. İsmini söylemeyeyim burada. Ama üretici sıvı kullanmayı sevmediği için kaplama yaptı. Çok da güzel sonuçlar elde etti. Yani bu solucan gübresi granül hale getirilirse bana göre çok güzel iş olur. Onu yapacağız. Zaten o artık bizim için ikinci aşama. Yani bizim aslında diğer hedeflerimiz arasında... Üç elementi ayrı barındırlar gübre yapmak. Yani onu o hale getireceğiz bir şekilde ama onun haricinde işte azotlu, fosforlu, potasyumlu ayrı solucan gübresi yapmamız lazım. Çünkü herkesin talebi farklı. Yani insanlar işte azot içeriği yüksek olsun diyor.
kullandığı ürüne göre. Potasyum içeriği yüksek olsun. Bizim yaptığımız üründe hepsinden belli bir miktarda var ama onları öne çıkaran bir şey söz konusu değil. Bunun için de ham madde çalışması yapıyoruz. Yani bunu bu seviyede değiştirebilmek istiyorsak kullandığımız ham maddenin, yani içeri giren maddenin içerisinde bu saydıklarımızın olması gerekiyor. Azotu yakaladık gibi. Sırada potasyumla fosfor var. Onlara çalışıyoruz. Peki ham madde teminde problem yaşıyor musunuz? Yok, yaşamıyoruz yani. Ama o dediğim gibi özel ürünleri yapabilmek için İstanbul bölgesinde biraz yaşıyoruz. Onları içeriğini, muhteviyatını içeren atıklar İstanbul'da çok yok. Mantar postası çok kullanılıyor. Kullanıyoruz. Onu da kullanıyoruz. Ama dediğimiz gibi hani biraz eğer mantar postasında şöyle bir güzellik var. Onları açtığınız zaman içinde hala misil kalmışsa en ufak bir yağmur veremde mantar basıyor. Protein açısından çok iyi oluyor. Yani ürünün protein içeriğini arttırıyor. Evet. Bir de sonuçta organik madde. Saman zaten o da. Organik madde oranını da arttırıyor. Onu da biz kullanıyoruz. Bölgedeki mantarcılar sağ olsun nakliyelerini kendileri yapmaları kaydıyla artık. Çünkü İstanbul'dan nakliye büyük para. Hepsini kendileri yapıyorlar. Düzgün bir şekilde mantarda kullanıyoruz yani. Evet. Peki solucan gübresinin ayırt edici özelliği nedir? Diğer bir sorumuz. Ya, organik olmasıdır bir kere her şeyden önce. Yani doğaldır. Kimyasal ürünler gibi insanların ileride hasta olmalarına sebep olacak içerikler önermez. Bir kere solucan gübresinden aldığınız ürün lezzetlidir. Daha dirençlidir. Parlaktır. Görseli aroma çok iyi. Aroma ve erkencilik var, evet. Aroma var bildiğim kadarıyla. Aroması zaten çok farklı raf oluyor. Raf ömrü var. Raf ömrü derken ürün olarak bakıyoruz. Yani ürüne kattığı raf ömrünü uzatma noktasında da bildiğim kadarıyla çalışmalar evet, var. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere raf ömrü uzun oluyor, haricinde lezzeti çok güzel olur. Aroması çok güzel olur. Evet, yani biz şimdi ben mesela domates yemiyorum kışın. Yiyemiyorum artık. Çünkü biz kendi ürettiğimiz domatesleri yiyoruz. İnanılmaz bir tadı var. Yani yok böyle bir şey. Şu kadar bir domates en son şeyde yani 250-300 gram olması gerekirken ürünün içeriğini o kadar doldurmuştu ki domates 510 gramdı. Oo. Yani meyvenin içini aşırı dolgunlaştırıyor. Sıvı verdin katı mı? İkisini de kullandık. Fidede katı gübre kullanıyoruz 200 gram kadar fide köküne. Bir uygulama. Damlamadan da 3 kere sıvı gübre verdik. İnanılmaz sonuçlar aldık. Bir önceki yıl sıvı az kullandığımız için sebzelerin altlarında kararma vardı domateslerde özellikle. Siyahlaşma vardı. Son yıl hiçbir şey yoktu. Sanki ne istiyorsa kalsiyum, potasyum hepsini tamamen vermişiz gibi. İnanılmaz mükemmel sonuçlar aldık. Zaten çok çeşit ekmedik, uğraşmaz zor oluyor diye. İşlerimiz çok yoğun. Sadece salatalık, biber, domates yaptık. Yani 300 metre bir bahçeden inanılmaz neyse, verim aldık. Neyse biz tatmadan... Fatih Bey, bekliyoruz. İnşallah. İnşallah sizin oraya da geleceğiz. Gelin. Peki ben şeyi de aslında hatırlatayım size. Mutlaka sizinle bir çalışmanız vardır. Biz bir kıymetli firmamızla bir çalışma yapmıştık. Sölüm sıvısının özellikle bağlarda don önlemedeki rolü. Böyle bir çalışmanız var mı? Böyle bir tespitiniz var mı? Yani şöyle. Donların önlenmesinde o kapladığı için çok ciddi bir artısı olmuştu. Yani 3-4 ama sölüm sıvısı katı gübrenin içerisinde var. Onu nasıl, yani sıvıda da var da. Hani geçen gün bağcılık bölüm başkanı fuarda bizim yanımıza geldi. Ona bu sene denemesi için bir miktar numune gönderdik. Bakalım ondan gelen sonuçları gidip sorabiliriz ona. Yani o uygulama şeylere yapıldı. Ne diyorsunuz ona? İz düşümü yapıldı. Donun önlemesinde bağlarda katı, sıvı değil. Katı. Yani ben onu şeyde çektim. Manisa Alaşehir olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da orada bir denk geldik yani bir. Çünkü birçok proje yapmıştık şu an hatırlayamıyorum. Sizin sahanız bizimkinden daha geniş. Evet, orada çok güzel bir sonuç elde etmiştik. Yani şu andaki son durum nedir? Dediğim gibi 200 senedir çok şey yapmıyoruz. Biz bu yıl işte fuarlara biraz ağırlık verdik. Fuarlarda değişik insanlarla tanıştık sağ olsunlar. Dedim ya bazıları böyle ücretsiz ürün almak için uğraşsa da bazıları gerçekten araştırmaya yönelik kamu kurumlarından gelenler vardı. Onların hepsine elimizden geldiği kadar destek olduk. Onlarla da işte yeni daha dönüşleri başlar diye düşünüyoruz. Uygulama yaptılar çünkü onlar da. Ama dedim ya Atatürk Enstitüsü Yalova oradaki bağcılık bölüm başkanı gelmişti. Ona da numunemizi verdik. Onunla da bir temas kurup sonuçları almak yani istiyoruz. Yani bağda bakın bu tip bir şeyler var. Mutlaka hocalarımız bizden daha iyi bilir ama biz daha önce böyle bir çalışma yaptık. En azından ben şahit olduğumu ifade edeyim.
Bir izleyicimiz diyor ki Mehmet Bey'in kendi ektiği solucan gübresi uyguladığı örnek bahçesi var mı, ziyaret edebilir miyiz diyor. Var. Bizi davet etti. Aynen var. Ne zaman ekeriz? Biz Çatalca'da biraz yüksekte kalıyoruz. Mayıs ayından sonra, Haziran'ın ortasından sonra gelebilirler. Çünkü anca şey yapar. Ama yemek istiyorlarsa Temmuz'da gelmeler lazım. Tamam. İnşallah izleyicimizle beraber çünkü geliriz. Geçen sene aynı şey oldu. Biz biraz çok soğuk olduğu için geç ektik yani bahçemizi. Haziran'a girmiştik artık. Çatalca çünkü biraz yüksek kaldı. Biraz yüksek kaldı bizim orası. Haziran'a girmiştik. İlk domateslerin tadını hiç beğenmedik. Dedik ya bu sene dedik bir anormallik var, olmadı herhalde. Aslında güneş daha tam almamıştı. Ama Temmuz'un ortasına geldiğimizde dedik ki yok, bir hata yok. Mevsimin de kendine gelmesi gerekiyor çünkü. Evet. Ya her şeyi gübreye bağlamadık, dedik ya bu sene bir tadı yok falan. Ama Temmuz'un ortasını geçince her şey normale döndü. Evet. Lezzet yerine geldi. Dedim ya hani gübreye bağlamamak lazım her şeyi. Tabii ki çok önemli bir etken, tekrar söylüyorum. Kimyasal gübredeki en azından hani sonuçta insanlar hepsi kanser görüyorsunuz. İlaçlar, gübreler, yediğimiz sebzelere bulaştırdığımız için evet, bu önemli bir etken. Ama mevsim oturacak, sıcaklık güzel olacak, sulamanız iyi olacak, gübrenizi güzel vereceksiniz, sonuçları güzel alırsınız. Ya tabii özellikle Türk tarımının en büyük problemi işte bununla ilgili şu bizim bir meşhur şeyimiz vardı, denizlerde falan, Greenfoot mi neydi o? Denizlerde tam işte ismini hatırlamıyorum. Evet, evet. Onun bir raporu vardı, ben onu çok daha önce... Greenpeace, özür diliyorum. Daha önce o raporun oluşmasına da bizim de katkımız oldu. Özellikle tarımdaki pestisit kullanımı ve kimyasal atıklarla ilgili çok güzel bir çalışmaları vardı. 2-3 yıl önce yayınladılar o raporu. O raporda inanılmaz şeyler var. Bununla ilgili yine yazılan çok güzel kitaplar var. Aslında baktığınız zaman tarımın en büyük problemlerinin başında kalıntı ve pestisit problemi geliyor. Bu sadece biz tüketme manasında değil, ihracatta da problemler yaşanıyor. İşte bakarsanız bir sene limon fiyatları çok yüksek olur ama 3 ay sonra düşer. Ben bilirim ki o kapıdaki limon geri gelip iç piyasaya sürmüştür. Olabilir. Ya dolayısıyla burada ya solucan gübresinin aslında önemi çok önemli. Biz hiç ilaç kullanmıyoruz. Evet. Yani tamam, solucan gübresi bitkinin direncini bir tık arttırıyor. Ama sonuçta ticari amaç gütmediğimiz için ufak tefek zayiatlarımız olsa da öyle müthiş bir zayiat yaşamıyoruz, açık söyleyeyim. Yani evet, insanlar en ufak bir şey görünce koşa koşa hemen ilaca sarılıyorlar. Yani bu biraz daha sabırlı ve farklı yöntemlerle bunları çözmeye çalışırlarsa en azından kendi yedikleri ürünlerde daha lezzetli, daha güzel şeyler, daha korkusuz yiyebilirler diye düşünüyorum yani. Şimdi ben Fatih Bey 5-6 yıl önce hem dost meclisinde bir şey söylemiştim. Dedim ki zaman gelecek ki 500 metrekare bir arazisi olmayıp içinde bir kulübesi olmayan herkes aç kalacak. Dediğim zaman birçok arkadaşım benimle dalga geçmişti. Sonuçta bir 10 yıllık köy TV'deyim. Şimdi deprem sürecinde yaşadık. Şu anda herkes köylere koşmaya başladı. Evet. Herkes araziler yapmaya başladı. Bu dediğim gerçek yani. Biz artık şunu net olarak ifade edeyim. Büyük çapta yapılan ziraatlar haricinde kendi evinde tüketecek olanlar mutlaka imkanı varsa kendileri kesinlikle eksin, kendileri diksinler. Zaten evet, İstanbul'da bulunduğumuz bölgede arazi fiyatları, tamam İstanbul sonuçta burası arttı ama evet, şu pandemiden sonra ve depremden sonra inanın çok katladı. Evet. Yani bu da bizi haklı çıkardı yani. Kesinlikle. Hatta geçen bir arkadaşım söyledi, diyor ki ya diyor 40'larında falan bir yer alsak da yarın hani kıtlık mutluk olacak diyorlar diyor. Kendi buğdayımızı falan yapar mıyız? Yani insanların gerçekten bu seviyede düşünceleri var zaten. Ya ben size şunu söyleyeyim. Ben Allah nasip etti 1,5 sene önce Bursa Yenişehir'de 2 dönüme yakın bir yer aldım. Maşallah. İşte içine bir konteyner de koydum. Hatta yarın Allah'ın üniversite soğuk meyve ekeceğiz hanımla gidip. Dolayısıyla artık yani işin hakikati biz aynı zamanda işin uygulama boyutunda da varız yani. Pratik şeyden geçtik, uygulama boyutunda varız yani. İşin bir kere özellikle kesinlikle kendi yiyeceğini kendi üreten insanların kimyasal gübre kullanmalarının çok yanlış olduğunu söylüyorum. Evet. Yani ticari yapanlara ayrı ama ticari yapanlara bir şey demiyoruz. Hani onların evet, bir hedefi var. O hedefleri tutturamazlarsa, maliyetlerini çıkaramazlarsa farklı sonuçlarla karşılaşabilir, borç yüküne gidebilirler ama kendi yiyeceğini kendi yapan insanların kesinlikle organik gübre kullanması evet, gerekiyor. Şimdi izleyicim şunu demiş ya, Mehmet Bey'e sorum, ziraata neden bu kadar uğraş gönül veriyor? Çok emek vermiş, çok uğraşmış demiş. Yani biz bunu iş olarak yapıyoruz evet, aynı zamanda ama sonuçta bir gönüllülük boyutu da var yani. Tabii ki yani bu bizim toprağımız. Biz bir karış toprak için Türk milleti olarak neler vermiyoruz. Evet. Bu toprakları düzgün işleyip başka bir yerden gelecek gıda maddelerine ihtiyaç duymayacak seviyede kullansak daha iyi olmaz mı? Kesinlikle. Yani Avrupa'da bir avuç ülke bütün Avrupa'nın tarım ve hayvancılığına hükmedecek kadar
ileriye gitmişse biz niye yapamayız? Biz niye yapamayalım? Bizim insanımız akıllıdır. Akıllı olduğu kadar çalıştığı anda her şey yapabileceğini. Büyük problemimiz var. Peki son 2-3 dakikaya giriyoruz. Solucan gübresi üreticilerinin karşılaştığı önemli sorunlar nelerdir? Daha önce mesela ben o ilk dönemleri biliyorum. Birçok problem vardı. Yani kurulum aşamalarında, ruhsat aşamalarında. Siz mesela sonuçta bu işi profesyonel manada ticari olarak markalı evet. yapıyorsunuz. Siz yaşadığınız sorunlar, problemler neler? Bu kamuda bizi izliyor. Onların çözebileceği sıkıntılar, onun haricinde ana yaşadığınız problemler. Şöyle neler? Söyleyeyim, biz bir şekilde kamunun taleplerini yerine getirmeyi başardık. Evet. Teknik olarak altyapımız buna müsaitti. Kamunun bence istediği çok anormal şeyler yok. Sadece ülkemizin standartlarında bazı yapılan işlerin hep üstün körü yapılabilmesinden dolayı insanlar kolay işler istiyorlar. Bence kamu bizi çok zorlamıyor. Evet. Ama tabii şöyle söyleyeyim, uygulamaya biraz daha yakın olmaları gerekiyor. Bazı durumlarda talep edilen şeylerin prosesin yürütümüyle bağımlı olup olmadığını görmelerini istiyoruz. Yani yorum yapabilmelerini istiyoruz. Şimdi her şey %100 kitapta yazdığı gibi olmuyor. Sahaya çıkmaları lazım. Tabii. Sahaya çıkıyorlar, sağ olsunlar geliyorlar da hani sahada bir işleyiş var. Bunlar sonuçta canlı hayvan. Evet. Bu hayvanların bir çalışma prensibi var. Bu prensibe bizim uymamız gerektiğini ve bazı şartlarda hani bazı ürün aşamalarının denk gelme işini süreçler var sonuçta. Anlamaları gerektiğini istiyoruz sadece o kadar. Yani normalde istenilen asgari şeylerde bir üretim tesisinde olmayacak şeyler değil, olması gereken şeyler. Bence şöyle söyleyeyim, uyulduğu zaman da bir profesyonellik oluyor. Tabii canım. Güzel oluyor yani. Hani. Ya o daha önceki dönemin en büyük problemi oydu. Adam leğende gübre üretiyor, gübreciyim diyor. Yok, işte böyle bir şey yok. Yani bir kriter olmadı, bir standart olmadı. Bence evet. Şimdi her şeyi işletmeden bekleniyor. Benim tavsiyem şu kamuya, öyle söyleyeyim o zaman. Çalışan bir prosesten gerçekten bir akış hazırlanıp bu akışın yeni açılacak tesislerde direkt nasıl uygulanacağının anlatılması gerektiğini istiyorum mesela. Peki son soru şu, solucan gübresi ne kadar daha geliştirilebilir? Ne yapılabilir bundan öte? Ben size şöyle söyleyeyim, imkan verildikçe ham maddelerin, yani Türkiye'deki geri dönüştürülebilir ham maddeler değerli kullan düzenli ve nasıl söyleyeyim size, daha verimli kullanıldığı zaman bağımlılığımızın birçok kısmını yok edecek kadar geliştirilebilir. Evet. Ben şurada da size katkı yapayım. Biz daha önce dediğim gibi özellikle mesela Çankırı veya Çorum'da bir çiftlik sahibine gitmiştik o zaman. Adam dedi ki ya Cemilciğim benim en büyük problemim bu atık. Yani sonuçta aynen. benim atığım var. Geliyor çevre 2 günde bir ceza yazıyor. Abi dedik sen bir tesis kur bir firmamızla beraber. Orada bir boş ahırına bir tesis kurdu. Adam hem atıklarını orada gübre olarak değerlendirdi, mama olarak değerlendirdi. Çıkan gübreyi de topraklarına attı. Bu bir çözüm. Bir de özellikle belediyelerin atıkla ilgili en büyük problemleri çünkü atık bertaraf etmek çok maliyetli bir şey. Ya bu iki konuda da aslında solucan gübresi çok altın bir iş yapıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belediyeler aslında bizimle tamamen işbirliği yapıp hiçbir şeyi, bütün çöpleri ayrıştırmayı boş verelim. Bütün pazar artıklarını bize teslim etseler, bize biraz alan açsalar bunları işleyebilmemiz için biz bunları çok verimli bir ürün haline dönüştürebiliriz. Evet. Yani burada %90 oranında hayvan gübresi kullanıyoruz. Bunu %50'lere kadar çektiğimiz zaman yaptığımız ürünün kalitesi çok daha fazla olacaktır. Evet. Ya mesela isim de verelim. Yüksel Tohum var Antalya'da. Gerçekten Türk tohumculuk sektörünün önemli firmalarından birisi. Seralan'daki bütün atıkları bir büyük tesis kurdu. Orada mama olarak yani onu çekimlendirme yaptım. YouTube'da vardır. Hı hı. Hem tesis kurulumunu bütün aşamalarını çektik. Orada çıkan mamayı da solucanlara verdi. Çıkan gübreyi de komple seralarında kullanıyor. Tamamen organik üretim. Mükemmel. Çok güzel bir dönüşüm. Maliyet gelmiş. Olarak da çok iyi. Dışarıya para harcamıyor. Her türlü karda. Evet, her türlü çeviriyor. İçeride dönüyor. Bu zaten bir geri dönüşüm projesidir yani. Evet. Peki Mehmet Fatih Bey, son sözleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sohbet oldu. Hem de ben de sektör özlemişim. Neler söylersiniz? Benden duyacağınız en büyük sözler şunlar olsun. Özellikle kamu tarafının bu konuyla ilgili bizim gibi girişimcileri desteklemesini istiyorum. Bölgelerinde evet. bize ön ayak olup atıkların daha iyi değerlendirilmesi adına bize teslim etmesini istiyorum. Ve dedim ya, kendi ürününü üreten herkesin kesinlikle organik gübre kullanmasını tavsiye ediyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bize bütün kanallardan ulaşabilirler.
Özellikle aradıklarında ulaşamazlarsa, WhatsApp'tan yazarlarsa biz mutlaka döneriz. Her türlü bilgi paylaşımına açığız. Arayan, soran herkese ürün gönderimi olsun, nasıl kullanacağının anlatılması olsun, daha spesifik alanlarda da yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Değerli dostlar, sektörünüzde bu akşam güzel bir konuyu konuştuk. Sayın Mehmet Fatih Çelik Bey ile Hasürk Gübre'den solucan gübresini konuştuk. İşin hakikati biz de özlemişiz yani, onu net olarak ifade edeyim. Şunu ifade edeyim, bu gübre çok kıymetli bir ürün. Birçok alanda bizim geri dönüşümle ilgili aslında birçok işimizi kolaylaştıracak bir ürün. Gerek büyükbaş hayvan çiftliklerinin atıkları değerlendirme noktasında, gerekse belediyelerin atıkları bertaraf etme noktasında çok verimli ve katkı sağlayan bir proje bir ürün. Bunun biraz daha geliştirilmesi lazım. Bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı konuklarla, farklı konularla tekrar karşınızda olmak üzere. Köy TV ekranlarınızdan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Köy TV'den köyde hayatlar.